Ay, görgü sözlüğü görüyor musun Fikret'i? Masayı Amazon ormanına çekmiş. Yemek mi yiyeceğiz? Ava mı gideceğiz? Belli değil. O mu safıyız? Avcılık toplayıcılık döneminden beri böyle bir masaya hiç oturmadı. Yıldız, ara sıcak acaba timsah mı çıkaracak? Sen niye beni getirdin, sürükledin ki buraya zaten? Yıldız, çekindiğimizi düşünürlerdi. Yani zayıflık gibi gözükürdü. Haklısın Fikret. Ama Fikret, coşmayalım sakın. Duygularımızı belli etmeyelim. Hayatım, bağrımıza taş basalım adeta. Aynen. Ne güzel değil mi böyle bütün aile bir arada olmak? Değil mi küçüğüyle, büyüğüyle? Ya ya. Zenginiyle, fakiriyle. Aynı sofrada olmak. Bir sofrayı paylaşabilmek. Ya tabii, Allah ne verdiyse. Kızım, Allah gönül zenginliği versin. Çünkü onu parayla satın almak mümkün değildir. Çok haklısınız anneciğim. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. İnanın sizin bu bilgeliğiniz bütün aileye kılavuz oluyor. Erol, işler nasıl? Şirket nasıl gidiyor evladım? Vallahi nasıl olsun be babaannecik, işler belli. Vergisidir, algısıdır, yemin ediyorum çok zor işler. Kepenk açılıp da siftah edince çok şükür diyoruz be. Vallahi çok şükür, yürüsün gitsin, bekliyoruz yani. Ayol ne o öyle? Mahmut Paşa'da seyyar sergi mi orası? Koskoca holding. Ay, şaka yapıyor zaten benim şakacı. Ay, hadi anneciğim, daha ilk günden yani kaç paralıktı o şey? Ne diyorsun? 30 milyon liralık yeni bir projeye imza attı benim oğluşum. Dikkatinizi çekiyorum. Daha ilk günden. Ay şiştim. Eğer Onur gelmeseydi büyük bir rezilliğe imza atıyordu oğlum. Aferin. Bravo. Büyük proje. Tebrik ederim oğlum. Babaanneciğim var ya, Erol'ü görmeniz lazımdı yani. Sahnede böyle resmen devleşti. Aşk olsun kız, beni şişirmeyelim şimdi. Herkesin bir huyu var. Benimki de bu. Kitleyi gördün mü sunumu slide'ı yapıştırıyorum. Business, yatkınlığım var demek ki. Tabii bu başarılarının altında kimin olduğunu da unutmuyor Erol değil mi? Karısının varlığını unutmuyor. Ha? Ha? Kaç? Kim? Ha? Ha? Şöyle izah edeyim. Ağzına bir şey var. Yapamadım. Oğlum yut. Yutamadım da kız. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya. Ahan da o kadın. O kadın bu. Yemin ediyorum öyle. Şöyle izah edebiliriz. Filiz olmasıydı eğer... O mu? Yani demem o ki, her şey çok başka olurdu. Hayat damarlarından biri kururdu. Canım kocit olsun. Aferin çocuklar. Ben sizi hep böyle görmek istiyorum. Sevgi dolu, yalansız, dolansız. Ay anneciğim, yalan dolan dediniz de aklıma geldi. Yıldızcığım, Onur'la Lale nasıllar? Ah yılan. Nasıl olsunlar Betül? Daha iyi günlerini görmüştük tabii. Çatır çatır ayrılmışlar diye duydum. Doğru mu? Ay, tabii yani o kadar alavere dalavereden sonra yani şey, neydi o laf? O çok güzel bir laf vardır bunun için. Yıldız çok iyi bilir. Bak yengen lafı çok sever. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Söner diyebilir miyiz? Aynen böylesin. Neşen bol olsun Betül. Teşekkür ederim anneciğim. Kızım, komik bir şey mi var? Bu yersiz neşenin sebebini anlayamadım ben. Sinirlerim çok bozuldu anne. Sinir bozukluğundan gülüyorum yani o kadar şey yaşadıktan sonra tabii. Her şeyden önce acı çeken bir anneyle evladı var.
İçinizde hiç bunun muhasebesini yapan oldu mu? Ha? Var mı? Yıldız. Efendim anneciğim. Bizim Lale ile ailesine bir özür borcumuz yok mu kızım? Evet anneciğim, tabii ki, tabii ki borçluyuz. Ancak Lale maalesef bize görünmez bir duvar örmüş gibi. Yani telefondan da engellemişler. Yani anneciğim, biraz zamana ihtiyacımız var. Zaman sizin. Umarım bu sefer zamanı hayırlı bir şekilde kullanırsınız. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.